Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Denizli bugün önemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Bültenimize bununla başlıyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış sonrası Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Okan Oğuz, Metropol TV'ye özel açıklamalar yaptı. Denizli tarihinin ilk Fahri Konsolosluğunu açmaktan dolayı çok gururluyuz. Bunun yanında daha da önemlisi dost ülkemiz, dost da demeyeceğim, kardeş ülkemiz Kazakistan'ın Fahri Konsolosluğunu açmaktan ayrı bir gurur vesilesi bizim için. İnşallah önümüzdeki dönemde kültürel ve ticari faaliyetlerde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına elimizden geleni yapacağız. Bir çorbada küçücük bir tuzumuz bile olabilirse ne hala, çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Peki efendim, çok yoğun katılım var. Sayın Büyükelçi burada, Kazak öğrenciler burada, evet. Vatandaşların da yoğun katılım var. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Denizli sahip çıktı. Çünkü Kazakistan bizim ülkemiz. Bayrak bizim bayrağımız. Al bayrak da bizim, gök bayrak da bizim. Bu yaklaşımla Denizli bu konuya sahip çıktı. Bütün Denizli protokolüne, Denizli halkına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir dizi açılış ve panele katılmak için Denizli'ye gelen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerke Bulan Sapiyev, Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan'ı ziyaret etti. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Sayın Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni bugün bir toplantı vesilesiyle onların milli kahramanlarından biri olan Ahmet Baytur Sınılı'yı anmak üzere buradalar kendileri. Kendileri bizleri ziyaret etmişler. Şeref ve onur vermişlerdir. Tabii Kazakistan bizim kardeş bir ülkemiz. Onların öğrencileri de var bizde. Dolayısıyla kendilerine daha çok öğrenci göndermelerini, burada daha rahat ettiklerini bildirdim. Ve Kazakistan'la olan üniversite, öğrenci, hoca ilişkilerini de inşallah bu vesile daha da artırmayı planlıyoruz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz tüm Kazakistan'a. Peki Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerke Bulan Sapiyev, Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan'ı ziyaretinde neler konuştu? Denizli'ye daha önce geldi mi? Pamuk Üniversitesi ve kampüs için ne dedi? İşte şimdi izliyoruz. Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan Denizli iline ilk gelişimdir. Ve Sayın Rektörümüzü de ziyaret ediyoruz şu anda. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu Pamukkale Üniversitesi'ne ilk defa geliyorum. Ama o kadar güzel bir kampüsü, bu yerleşim yerini gördüm. Çok mutlu oldum. Vallahi burası, ben sanki tekrar bir öğrenci olmak istedim yani burayı görünce. Ve Sayın Direktörümüz başta olmak üzere hocalarımıza, öğrencilerimize, çocuklarımıza başarılar dilerim. Esenlikler dilerim. Herkese saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Müsiyat Expo Ticaret Fuarı'na katılan Uygun Konteyner Yönetim Kurulu Başkanı Akif Uygun açıklamalar yaptı. Fuara kaç yıldır katılıyorlar? En çok hangi ülkeden ziyaretçi aldılar ve fuardan nasıl geri dönüş bekliyorlar? Müsiyat her iki yılda bir 19. düzenlenen fuarımızda üretim logolu olan müsiyatımızın daha çok üretim odaklı olduğu için bizler de üretime destek vermek amaçlıyla iki yılda bir katılıyor. Bu benim üçüncü fuarım ve çok memnunuz. Özellikle Afrika pazarından, özellikle bu sene Afrika olayında bayağı bir sorma, araştırma, bilgi edinme bilgisi çok dışarıdan bayağı bir müşteri veya ziyaretçimiz var diyelim. Fuardan memnunuz. Fuar daha çok bir firmanın vitrinin vizyonudur, görüşüdür, hedefleridir. Bu fuarlar bu işe vesile olur. Yani ben çöp konteyneri, asıl işimiz çöp konteyneri imalatı yapar. Biz 2002 ile 2006 arasında çok ciddi fuarlara katıldık. Bunun döngüsü 3 yıl sonra, 5 yıl sonra dönen de oldu. Mesela biraz önce bir işte başkanımız geldi, Isparta Belediyesi, ani sıcak oldu. Bu fuar şeydir yani firmaların vitrini, vizyonu, kalitesi, reklamı,
O amaçla düzenliyor. MÜSİAD da bu anlamda da iyi bir vitrin, iyi bir vizyon. Uluslararası bir fuarımız. 2 yılda bir oluyor. Bizim 3. katılışımız. Biz memnunuz. Sümayiş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Denip Tasarım Yarışması final gecesinde açıklamalarda bulundu. Denizli Tekstil'in olmazsa olmaz yolculuğu ne? Evet, izliyoruz. Zaruri olması gereken olmazsa olmaz yolculuk Denizli'de başladı. Geçen sene bu yolculuğun başlangıcı olarak söylemiştik ve bunun devamı gelecek demiştik. Tasarım bugün yapılması gereken olmazsa olmazı tekstil sektörünün. Denip bu konuda öncülük yaparak bu işi geleneksel hale getirdi. Her geçen sürece Türkiye çapında ilgi artıyor. Bunun sadece buradaki tasarımlar olarak bakmıyorum. Bir zihniyet, bir bakış açısı, bir devrim olarak bakıyorum. Sadece fasoncu olarak Avrupa'nın, Amerika'nın tasarımlarını üretmek ve bundan gurur duymanın ötesinde kendi markamızda, kendi tasarımlarımızla dünyaya ürün satmanın başlangıcı olarak görüyorum. Bu işe emek verenleri tebrik ediyorum. Bu işe emek verenlere teşekkür ediyorum. Ve bu yolculuğun çok daha güçlü, böyle ırmakların, derelerin birleşerekten nehir haline geleceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun Denizli'ye. Denizli yatırımcılara İran'a gelin çağrısı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Müsait Expo Ticaret Fuarı'na katılan İranlı müteahhit iş adamı Amir Diyengi açıklamalarda bulundu ve İran'da elektrik santralini Denizli bir firma ile kurduklarını söyledi ve Denizli yatırımcılara İran'a gelin çağrısı yaptı. Denizli'de bizim şu an Akgün Elektrik'le birlikte çalışıyoruz. Herhalde biliyorsunuz Mustafa Başbakan Mehmet Akgün. Onlarla birlikte çalıştı şu an. İran'da Urumiye bir şehri var diye. Onlarla birlikte elektrik işleri yaptık. İran'da biz müteahhitlik genelde yapıyoruz. Fabrikanın elektriklerini yapıyoruz. Anahtar teslim onu demek oluyor. Bu arkadaşlarımız Türkiye Denizli'lerle birlikte beraber bayağı yaptık. Yani onlarla birlikte konseptör olup da İran'daki firmalarla beraber çalıştık. Beraber. Hem alış malzeme çıkışı kısmında hem de ki elektrik yapmasını şey yaptık. Şu anda yapıyoruz. İstanbul'da bir arkadaşlarımız var. İzmit'te, İstanbul'da. Onlarla hem birlikte hem ticari konusunda bakıyoruz. Hem malzeme yetiştirmesini, Türkiye'den İran'a ihracatını, İran'dan ihracatları şeyler var. Onunla işlerine bakıyoruz şu an. Dünya her tarafında pahalanmış bu elektrik konusu. Ben ona göre çok değerli bir bakıyorum bu enerji konusuna. Şu an İran'da da yeni başladılar güneş elektrik kullanmasını. Bayağı bir santraller şeyler kuruluyor. Hem devlet kısmına bakıyorsunuz hem de ki vatan konusunda yani. Yapılıyor şu an. Ona da çok değer vermişler şu an. Denizli Büyükşehir Belediyesi eski 1980'li yıllarda yapılmasından dolayı sık sık arızalara neden olan Meska evlerinin içme suyu hatlarını baştan aşağı yeniliyor. Mehmet Akif Ersoy mahallemizde bulunan Meska evleri toplu konut olarak yapılmışız. Ve birçok insanımızı konut ihtiyacına karşılar durumda şu anda. Tabii yapım esnasında kullanılan malzemelerin kalitesi, tabii çok uzun yıllar önce olması. Biz buraya geldiğimizde zaten elimizde veriler de var. Çok sık patlamalar yaşanıyor ve vatandaşlarımızın da bu konuda çok büyük şikayetleri vardı. O patlama sonucunda suyun içine bazı kum gibi veya bulanıklık gibi olumsuzluklar da yaşanıyordu. Tabii ki biz bunu planımızı aldık, ihalemizi yaptık. Bu Meske konutların bulunduğu alanda yaklaşık 7000 metre yani 7 kilometrelik bir dünyanın kullanmış olduğu en kaliteli boruyu kullanarak inşallah altyapımızı burada yenileyeceğiz. İçme suyu hatlarımızı yenileyeceğiz. İnşallah bu içme suyu hatları artık buraya uzun yıllardır. Merkez Efendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı sevgili seyirciler. Pamukkale Belediyesi merkeze uzak mahallelerde kilit parke döşeme hatağını sürdürüyor. Müzik
Sevgili seyirciler, Metropol TV'de bir ana haber bütün daha sonuna geldik. Evet, Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için sevgili seyirciler, cep telefonlarınızdan uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store ve Play Store'a girerek diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.